Manav Yem'den merhabalar. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan pazarına geldik. Yanımda Yusuf Işıklıer Bey var, veteriner hekim. Hayvan pazarının sorumlu müdürü şeklinde. Kendisinden detaylı bilgiler alacağız. Daha sonra sizlerle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarını ve özelliklerini paylaşacağız. Yusuf Bey, öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tatlıcak'taki hayvan pazarımız, Karatay ilçesine bağlı bir hayvan pazarımız. Hayvan pazarımız haftada 2 gün kuruluyor. Pazartesi ve Perşembe günleri. İşte 5.30'da başlıyor hayvan girişleri. Saat 11, 11.30, 12'ye kadar sürer. Haftanın 2 günü dediğim gibi. Hayvan pazarımız İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarlarından. Hem Ege bölgesinden hem Doğu bölgesinden. Türkiye'nin Karadeniz'inde dahil her tarafından hayvan girişi olmakta. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan paddoklarımız ayrı ayrı yerlerde. Kapalı ve açık alanlarımız var büyükbaşta ve küçükbaşta. Yaklaşık 2500 büyükbaş hayvan kapasitesi, 3000 küçükbaş hayvan kapasitesine ait. Artı kurban dönemlerinde rezerv alanlarımız, gördüğünüz gibi burası açık alanımız. Kurban döneminde burayı da kullanıyoruz. Artı sosyal tesisimiz var, idari binamız var, hayvanlar için büyükbaş ve küçükbaş ahırlarımız var, karantina ahırımız bulunmakta. Yani hayvan pazarı yönetmenindeki bütün şartları karşılıyoruz. 100 bin metrekarelik bir alanda hayvan pazarımız kuruldu. Bayağı büyük bir alan. Evet. Pazarımız altyapısıyla, üst yapısıyla gerçekten güzel. Vatandaşlarımıza 8 yıldır hizmet veriyor burası. Daha önceden de buradaydı hayvan pazarımız ama eskiydi. Yeni hayvan pazarı olarak burada başladık faaliyetlerimize. Devam ediyoruz. Fiyatlar da işte esnafımızda da şimdi görüşürsünüz. Fiyatlar da onlardan alırsınız bilgilerini inşallah. Evet, hem canlı hayvan fiyatlarını hem de kesim fiyatlarını güncel olarak üreticilerden alabiliriz. Yusuf Bey, biz pazarı gezelim o zaman. Tabii, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz biz tekrardan. Teşekkür hoş verdiğiniz bilgiler için de. Buyurun. Çok sağ olun. Pazarı beraber gezmeye başlayalım. Buyurun. Fiyatları sorabilir miyiz abi hayvanların? Abi şunu 4150 aldım. 4150 aldınız. 4350. 4350 aldınız. Kaç aylıktı abi? Vallahi bu 16-17 aylık. Herhalde bıçağı mı gidecek? Bıçağa gidecek zaten masa. 10 kilo sütü var. Tamam abi. Yalnız daha verebilirsek vereceğiz, veremezsek. Gebe değil herhalde. Yok yok, değil. Boş. İyi. Şunun yanındaki abi kaç paraydı? Onu 5400 aldık, kesinlik o. 5400. Evet. Kaç kilo et çıkar abi takribe? Ha, çıkacağı 180-190 kilo. Tamam. Şu... Et düşük. Yer evet. Yüksek çıkmıyor yani, zarar ediyoruz. Montofonu kaç paraya aldık? Aldık. Montofon. O benim değil, şu ikisi benim. Tamam. Onlar arkadaşlar. Tamam, çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın, kolay gelsin abi. Hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Hayvanlar şu an için bedava abi. Çok düştü. Yani üretici perişan. Evet abi, siz ne getirdiniz abi pazara? Tosun getirdik, geldik. Şunlar mı abi? Evet. Mesela şuna kaç para istiyorsunuz? 6000 lira istiyorsun. Kaç aylıktı abi bu? Bu hayvan 19 aylık falan. 19 aylık. Evet. Yerli montofonla istediyorlar. Anladım. Siz 6 istiyorsunuz, 5000 lira. 5000 lira istediyorlar. Gelen gece. Yani şu anda yani perişan. Ne zamandan beri böyle bir sıkıntı var? 3 aydır, 4 3 aydır. 3 ay. Kurbandan şekilde. Önce herhalde başlamış, bir ay öncesi. Aynen ama yani bu şekilde giderse mal ve bir şey kalmaz yani. Anladım abi. Şu yanındakilere mesela kaç para istiyorsunuz? Şu Holstein'a. Onlara da aynı. 6'şer bin lira istiyoruz. 6'şer bin lira. Evet. Anladım. Şu sarı sizin miydi karşı taraf? Onlar da 8'er bin lira istiyoruz. Onlar da erkek? Erkek, hepsi erkek. Kaç aylık abi onlar? 14 aylık, 15 aylık o şekilde. Ne kadar et çıkar mesela? Yani bunlar şu anda da kesilmez. Besilik yani hayvan. Besilik, aynen. Tamam. Bakılacak şekilde. Daha 8-9 ay bakılması lazım onlara. 9 ay bakıyor, 10 bin lira çıkartıyor. O da alsa 6 bin lira alacak. Bu şekilde zarar diyoruz. Yani inanç çok zarar diyoruz. Allah'tan büyük. Bakalım da pek hayırlısı. Şu an alıcı durumu nasıl abi? Alıcı abi, pazara... Alıcı hiç yok. Alıcı hiç yok. Yani sakinlik var çünkü satamıyor pazarda. Ya. Satamıyor. Aldığı malı satamıyor ki abi. Evet. Satamaktan sonra nasıl alacak? Mutlaka. Mutlaka abi. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, çok şükür. Allah iyilik versin. Hayvan getirdiniz mi abi pazara? Var, getiren arkadaşlar da var. Tamam. Satanlar fiyatları da var. Öğrenebilir miyiz? Valla fiyatın malına göre baba ya, mesela şu 4 lira. Şu 4 bin lira. Şu 2,5-3 lira. Şöyle abi, şu 4 bin lira olan kaç aylıktı? He, şu bana, işte o tip mal tipler. Kaç aylık abi bu?
11-12 aylık anca var, 13 aylık. Tamam. 1 yaşında falan yani. 1 yaşında falan. Kesimlik herhalde. Beslenecek yani ondan sonra. Beslenir de, keselir de. Şu simental buzağı abi. Simental buzağı da işte 5-6 aylık var, bu da var. Buna kaç para istiyorsunuz? Buna da 5-4 lira, 3-4 lira anlamında. Dişi herhalde bu değil Siment mi? Siment olduğundan bunlar bu hale olur. Evet, dişi herhalde bu. Avuz bu kadar bize yeter, biraz başka hatırlık var işte. Tamam olur, tamam. Teşekkürler, yok, sağ ol. Eyvallah. Yani düvenin fiyatını soracaktık abi. Düvenin fiyatı 5200 lira. 5200 TL. He. Tamam, kaç aylık? He? Kaç aylıktı düve? Kaç aylık? 3 yaşında. Hiç doğum yapmadı? Yapmadı. Anladım, tamam. Teşekkür sen ederiz. Kurban, sağ ol, kurban. Eyvallah, sağ ol. Yani kaç alacaksın? Röportaj yapıyorum, fiyatları soruyorum ben. Gelelim şuraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Siz bunları mı getirdiniz? Evet. Tamam, sorabilir miyiz? Kesimlik inek herhalde, kesimlik değil mi? Kesimlik inek. Tamam. Kesimlik, her yerde böyle. Anladım. Bu ne kadar mesela para toplar? Yani ne kadar satmayı düşünüyorsunuz? Tabii bu bıçakta 9 lira para toplar. Ben 11 milyar istiyorum. Vaziyet satabilirsem satarım, satamazsam baskında pazarım yok. Götüreceğim yine duracağım. Doğrudur. Ne kadar et vardır abi bunda? 330 kilo biri, 340 kilo biri. Bunlar ikisi dişi mi? Dişi dişi. Biri buzlamış, biri ham diyor. Ham diyor. Şu öteki ham diyor. Holstein olan değil mi? Holstein olan. Holstein. Bu da Angus diyorlar da, Angus değil. Bizim Karaman'ın kırmamanda bunların tanesi yani. Angus değil. Angus değil, anladım. Angus değil. Holstein'a kaç para istiyorsunuz? Holstein'e 11,5 istiyor. 11,5. Buna da 10 lira istiyor. Buna da 10 lira. 10 lira istiyor. Ortalaması 11 yapıyor. He. Tamam abi. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür sağ ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Selamünaleyküm. Hayvan sahibi var mı burada abi? Buyurun. Abi fiyatları öğrenmek istiyorduk. Abi fiyatlar şu anda. Maskeyi abi alabilir miyiz biraz? Tabanda gerçekten bu işi yapan kardeşlerimiz ciddi zararda şu anda. Yem maliyetleri yüksek, et fiyatları düşük. Şu anda arada biz pres olduk. Bitme noktasına geldik. Onun için bu yetkililerden acilen önlemler almasını temenni ediyoruz. Anladım tavsiye abi. Ediyoruz. Siz hangi hayvanları getirdiniz abi? Şu anda elimde 10 aylık mallı hayvanlar var. Bunların şu anda maliyetleri bize 5000 liraya yakın. Şu anda arkadaş 4000 lira para veriyor. Mal başı 1000 lira zararım var. Holstein erkek dana bunlar Holstein, yani. Holstein 10-12 aylık danalara 4 lira para veriyor. Evet. Haklı olarak et kesim fiyatları 38'di. Şu anda düştü 32-33 lira. Bu da tabana illaki maliyet şey olarak düşünüyor. Şu an kaç kilo canlarla gelir abi? Şu anda bu mallar 300 kilo ortalaması. Et 150 kilo çıkar mı yani? 100 kilo anca falan belki et ya çıkar. Et olarak hesaplamayacaksın. Hesaplamıyor, ayaktan hesaplamıyoruz. Tabii şu anda besi yemememiz. Evet. O açıdan... Maliyet 5000 lira, size 4000 lira ancak teklif ediyorlar. Şu anda teklif ediyorlar. Abi. Anladım, tamam abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, sağ olun. Saygılar. Eyvallah, sağ olun. Şimdi, merhabalar abi. Merhaba. Fiyatları öğrenmek istiyorduk. Şunlar 6'şer bıçak. Bunlar 5'er lira. Bunlar 5'er lira. Şu 5'er lira. Şunlar 6'şer bıçak. Satıldı evet. Satıldı. 6'şer bıçak. 6'şer bıçakta. Evet. O 6'şer bıçakların abi kaç aylık onlar? Erkek danalar. Onlar 8'er aylık falan. 7'şer aylık bu civarlar. Besilik dana şeklinde. Simental, Montafon, Holstein olarak. Holstein değil o. Akbaş. Akbaş özür dilerim. Simental melezi. Tamam. Biri simental, ikisi melez. Bunlar şu Holstein. Bu Holstein. Biri simental melezi. Simental melezi. Bunlar da dişi herhalde. Dişi değil mi şu? Dişi dişi. Tamam. Bunlar damızlık mı olacak? Bu da bıçağı mı düşünüyorsunuz? Damızlık da olur da hani yapan. 11,5 lira verdiler sabah o para ikisine. İkisine mi? İkisine 11,5 milyar verdiler. Vermediler, vermedi. İstiyorlar. İstiyorlar, ha istiyorlar. 11,5 istiyorlar. Evet. Yani 5,700 lira. 5'er lira. 5'er lira bulsa satar. 5,750 ama 5'er lira olsa satar. Kaç aylık daha bunlar düveler? Bunlar 1 yaşını geçik. 1 yaşını geçik. Ya yani boğa altı da olur 2-3 ay sonrasında ya da sonra. Besilik evet. Yapıp kasabada gidebilir yani. Gider. Tamam şunlar abi kaç para mesela? Bunlar o da aynı ya. O zaten gıcık. Yani, gıcık hayvan. Gıcık hayvan ne demek? Gıcık ırkı olmayan benim gibi. Ha, yerli mi yani? Estağfurullah. Yani, bunun ne sütü olur ne eti bu başka büyümez. Ha bu kadar yani. Böyle eskiden baba biniyor onlar. Yerli bir hayvan yani. Şu buzağısı mesela? Buzağı 2,5-3 lira canım. Bu da akbaş buzağısı 2,5-3 lira. 3 aylık var mı? Var. Var sütten çıkmış yani. Çıkmış. Şu düvelere onları mesela? Onları bilmeyiz. Onları biliyoruz tamam. O arkadaşlar mı onlar? He onun. Tamam. Çok teşekkürler abi sağ olun. Tamam. Eyvallah. Abi şu hayvanların fiyatlarını soracaktık ama. Merhabalar, selamünaleyküm. Danaların fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Abi buna 7 lira diyoruz. Bu hayvana 5,5 lira diyoruz. Bunlar bağlama danası. Seneye kurban.
Öyle mi? Yani evet. Hiç dışarıda falan gezdiler mi yoksa hep kapalı yetiştiricilikte mi bakıldılar şu ana kadar? Biz bunları salık besiden aldık. Tamam. Biz alıp satacağız. He. Bunlar salıkta bu hale geliyorlar. Bundan sonra da bağlanacaklar. Ettirecekler yani. Çok güzel. Bu kaç aylıktır abi? Abi bu hayvan 13 aylık. Bu hayvan 10 aylık. 10 aylık. Evet. O şekilde. Çok teşekkür ediyoruz abi. Kolay Allah gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Abi, hoşçakalın. Sağ olun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Allah razı olsun. Abi hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Valla arkadaş konuşur. Mal sahibi abi siz mi? Gel genel yani bizim için şey değil. Ortalama fiyatları öğrenmek istiyoruz. Adam buraya kadar gelmiş. Sen gel. Sen gel. Benim mesleğime geçin. Sen bizden avukatsız. Sen avukatsız. Şu siyah mesela hayvan kaç para abi? 8 lira sen abi. 8 lira. 8 lira. Şu sarı abi şunun yandaki. O da 8 lira yani. Genelde 7,5-8 lira. 7,5 lira. Üst üste bunlar hep 7,5-8 evet, arası. Evet. Kaçar aylık ortalama abi bunlar? Bunlar birer yaşında. Birer yaşına. Biraz daha beslenecek mi? Ondan sonra kasaba gidecek. Kasaba gidecek. Ortalama ondan sonra para kazanacak. Canlılıklar kaç abi gelir? 450-500 gelir. 400-450 kilo. 400-450 kilo. Hepsi renkli zaten aşağı yukarı. Renkli. Renkli hayvanlar. Tamam abi çok teşekkür ediyoruz. Şey değil, eyvallah sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba abi. Evet. Hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Hayvan fiyatlarını derken? Yani getirdiğiniz hayvan var mı buraya? Var tabii. Hangisi? Bunlar. Kaç para istiyorsunuz abi? Hangisine? Şu ineği mi? Sırayla konuşabiliriz. İnek. Valla. Şu ikisine 13 lira diyoruz. Şu ineğin yanındaki soldaki. Şu daralar bir diyor. Tane. Şu tamam. İneğe 7,5 diyoruz. Şuna 82 lira diyoruz. 8200. Evet. Bu 8200'lük damızlık mı yoksa kasaplık mı o? Yani ikisi de oldu da damızlık diyoruz. Bir mahsuru yok yani. Yok 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 sıkıntısı yok. Tamam kaç aylıktır abi o? Kaç aylık derken? Yani boylu poslu bir hayvan evet, yani. Evet 2,5 yaşında falan var. Aslan 2,5 yaşında hiç doğum da yapmadı herhalde. Doğum yapmış tabii. Yapmış bir defa doğum yapmış. Yapmış. Sütü filan ne kadar takriben çıkar? 15-16 litre. 15-16 litre. Çok mutlu. Şimdi bu 2-3-4 tane hayvan mı getirdiniz? Başka evet, var mı? Getirdim. 4 tanesi. Vardı 2 tane daha sattık. Onları sattık. Bunları bekliyoruz. Tamam abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay ben gelsin. Teşekkür ederim sağ abi. Sağ olun. Sağ olun. Hadi göster gelsin. İçeri gir gir. Giriyoruz giriyoruz. Mevruza! Televizyon geliyor bak çekilin. Yandırma kendini. Tamam abi sen de. Selamünaleyküm. Merhabalar abi. İyidir canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz vallahi pazarlık yapın biz şahitlik yapalım. Yapalım. Hadi. Bir şey var. Olmaz derin. Lan abi. Sen bir şey derin olmaz ya. Olmaz derin sana ya. Hadi sen muhtarım benim. Hadi oğlum. Kadir abi. Buraya gelsene de. Evet. Hani ya aldı kötü bir şey demedik. Biz de alıyoruz işte. Biz de alıyoruz. Allah'ım. 12 olmaz. 11 lira. Abi lan kardeşim 11 lira. Olmuş ya aile aşağı. Amin. Ya kaç kilo gerek? 40 liraya geliyor ya. Kilosu 40.000 liraya geliyor. Mübarek ya. Evet abi ne diyor ya. Canlı hayvan kilosu 40.000 liraya geliyor. Haberin var mı ya? Geçene buraya ya. Et kaç para? Et kaç para? 30 lira şu anda. Adem ben biliyor musun? Abi. 750 lira. Ben karışmam abi. Buçuk buçuk. Vallahi dinle ya. Şuradan fazla ayına kalma. Neyse Kasım'cım. Gel arkadaş. Kasım ya. 11 lira ya. Hayır. Bu neyse Allah satın ayını gör. Ne aldık ne sattık abi? 10.000 canım şu 2 tane. 2 tane daha. Hangisine? Biri bu biri bu. Bunun avı 10 bin. Sen de alıyorsun unutma tamam mı kardeşim? Onları yazalım da. Telefonunu yaz. Hadi yaz. Sen yaz ben alalım. Tamam kapısını ver. O 10.700 lira. 10.700 lira canım. İkisi. İkisi. Bir sağdaki evet, bir evet, en soldaki. Evet, evet. 10 bin. Kaç aylık abi bunlar? Bunlar kaç aylık? 10 aylık. 10 aylık aşağı evet, yukarı. Evet canım. Kaç kilo canlılık vardır? 250. Canlı 240-250 kilo civarında. 240-250 kilo. Tamam çok teşekkürler abi. Eyvallah canım. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol. Selamünaleyküm. Hayvan getirilmişsiniz galiba. Evet abi. Tamam fiyatları öğrenebilir miyiz? Abi bunlar 21 tane yedişer miler diyoruz. Oo iyi maşallah. Toplu sürü yani. Evet. Tamam bunlar yayılımdan mı geldi? Yayılımdan geldi. Nereden abi. Geldiler? Karadeniz'den abi. Neresi? Plaka kaç? 74. Neresi oluyor? Bartın. Bartın. İyi maşallah. Hepsi bir sürünün hayvanı yani. Evet abi. Kaç aylık şimdi ortalama bunlar? Bunlar 8-9 aylık abi ortalama. Yani yılbaşında falan mı doğmuştu? Ocak Şubat gibi. Şey. Ocak Şubat'ta doğdu. 7'şer bin lira. Evet. Aldığımız zaman aşağı yukarı bir 7-8 ay daha bakacağız. Ondan sonra ondan kasaba kestireceğiz. Kestireceğiz. Nasıl şu an pazardaki talep? Pazarda talep az. Dış pazarları iyi. Konya pazarı biraz zayıf. Zayıf. He. Hayvan varlığı fazla o zaman biraz alıcı az diyebiliriz. Alacağız. Siz de Bartın'a mı geldiniz? Ben Konya'lıyım da bu malı Bartın'dan getirdim. Bartın'dan getirdiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay rica gelsin. Abi, sağ olun. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Çok yakışıklı duruyorsun abi. Sağ olasın. Gerçekten yani bu pozunu çekmeye değer yani. Hayvan getirdiniz mi? Getirdik abi.
Hangisi abi? Şu sarılar mı? Evet. Kaç tanesi? Bayağı maşallah tosun filan yani. 8 tane. 8 tane. Nereden başlıyor? Yeniden konuş adamları. Sarıdan mı başlıyor? Yeniden konuş adamları. Televizyoncu bunlar. Hiç fark etmez. Doğal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sarıya kadar öteki. Kaçar para istiyoruz abi şimdi? En sağdan başlarsak eğer. Tek tek soyulursam şu 15 lira. 15 lira. Kaç kilo mesela canlılık var? 550 kilo. Direkt kesim hazır değil mi bu? Yo, o boğalık için. Başka mı? Damızlık mı? Evet. Öyle bir damızlık yani. Tamam. Sarılar özür. Boğalık ya. Sarı İyi. Olanlar. Ya zaten sarı çok boğalık. Güzel duruyor. Kesmeye boğalık. İnsan kıyamaz yani. Evet. Tamam. Bu da boğalık. Buna kaç para diyoruz? Bu, şu 13,5. O da 13,5. 13,5. 13,5. O akbaş. O 10 lira. 10 lira. O da mı damızlık? Yok. Onlar boğalık değil. Boğalık değil. Şu taraf 10'ar lira. 10'ar lira. Kaçar kilo canlılık var onlardan? 400. 400 kilo 10'ar lira şeklinde. Tamam. Nasıl durum? Çok piyasada hareketlilik. Çok bozuk abi. Hiç iyi değil. Biraz düşmüş herhalde kesim fiyatları falan. Kesim düşük. Alan satan yok işte. Anladım. Doğrudur. Bunları mesela genellikle üretici alıyor, çiftliğine götürüyor, bağlıyor. Evet. Holstein hayvanı olsa. İnekler için yani. İnekler için. Genelde suni tohumlamadan tutmayanı boğaya salıyorlar herhalde. Evet. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kolay sağ gelsin. Olun. Eyvallah. Sağ olun. Evet abi, hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Düveler mi var? Hayvan fiyatları, bu düveler Allah nasip ederse seneye kurbana çıkacak. Tamam. Bunların arkadaşlarımız Allah nasip ederse 5'er liraya veririz abi. Çok güzel. Bunlar yaşında o zaman değil mi? Biraz yaşını geçik mi? Bunlar abi şu anda bir yaşını geçik zaten. 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. Evet. Bunlar nereden geldi abi? Hangi? Bunlar Ağrı'dan geldi abi. Buraya. Ağrı? Hani? Neresinden Ağrı? Ağrı Doğu Beyaz. Doğu Beyaz. Yani. Oo, sınırdan geldi yani. Yani bizim oradan, biz hep de oradan. Hep yaylım yani. Hep yaylım. Bu hayvanlar bugüne kadar yem görmemiş, arpa görmemiş. Bu hayvanlar bu yaşına kadar hep otlamış. Hep otlamışlar 1,5 seneden beri. 5'er bin liraya satıyorsunuz. Önümüzdeki sene de kurban oluyor. Aynen. 1 lira 1,5 liradan adam hasta bitecek. Allah nasip ederse 1,5 lira da uyuyacak. Çok güzel abi. Peki bunlar montofon melezleri diye mi geçiyor? Bunlar hepsi montofon melezi abi. Sizin bölgede 10 var daha çok. Ağrı, bizim Doğu Beyaz. Bizim ağırlıkta o var da şu anda hani daha değiştirmeye çalışıyorlar cinsini. Simentli hayvanları alıp içerisine batıp sarıya döndürmeye aynen, çalışıyorlar. Aynen, sarıya cinsini değiştirmeye çalışıyorlar. Biz de geçen Kars'a gitmiştik, orada simentle falan bayağı 10 sene dönüş var ya. Şu anda devlet destekli yapanlar da var bu işi. Çok iyi. Bayağı işi gelişleşti yani. Şu anda mesela sizin gibi buraya hep hayvan getiren var mı Ağrı tarafından? Ağrı'dan pazarına gelen var, Diyarbakır'dan gelen var, Erzurum'dan gelen var. Talep var mı sizin bu mallara karşı bu bölgede? Onlar, bizim kurbanda satılan şu hayvanlar zaten bu şekilde hayvanlar. Bu şekilde yani, ağırlıklı. Alamal fazla tutulmuyor, alamal kilo gelmiyor. Evet. Yaşını dolduruyor, kapak atmıyor. Anladım. Bu hayvanlar müsait yani bunlar. Müsait. İlginler 2,5 yaşını bile geçecekler kurbana öyle, kadar öyle. Şey koyarım. Öyle doğru söylüyor. Kapak atıyor zaten. Bu hayvanlar otluyor. Ağızlar şeyler yoruluyor zaten. Kurban zamanı çabuk atıyor. Size kapak. Bir masrafı yok bu hayvanların değil mi? Yani kışın yani, sadece kara kışta herhalde. Bu adam alıcısında masrafı. Biz aldıktan sonra masrafı biniyor. Anladım. Bu adam yaylada bırakır malı yaylaya. Kendi kendine. Mesela aylık 250 lira veriyor mezraya. Hayvan başı. Hı. Bu yaşına kadar otluyor. Bu saatten sonra alan için masraf başlıyor. Kapalı yetiştiricilik olacağı için. Yani mesela bizim tamam. Alıyoruz gereken mal başı 150 milyon masraf biliyor. Nakliye masrafı. Sadece nakliye masrafı. Tabii yani. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz abi. Kolay gelsin. Kardeşim. Sağ olun. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Günaydın abi. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hayvan getirdiniz mi? Vallahi getirdik ama satamadık. Öyle mi? Şey kaç para abi istiyorsunuz? 10 lira istiyoruz. Tamam. Alan yok. Kaç para teklif ediyorlar? Vallahi biri 9 verdi, gitti. Bir daha da gelmedi. Hmm. Kaç aylık abi bu? Bu 2 yaşında, 2,5 yaşında. Bu düve herhalde. Düve, düve. Normal kesime gidecek yani. Kesime gidecek. Yani kesime de gider, damızlığa da gider. Damızlığa bir mahsuru yok yani, bir problemi yok hayvan. Yok, yok. Çok güzel. Bu var, bu var. Şu hayvana kaç para diyorsunuz abi? Pardon. 6,5 lira diyoruz. Tamam. Falan yok. Bu kesimli herhalde çıkma inek mi bu? Bu sağ alıyor, 8 kilo sütü var. Tamam. Başka da bir şey yok. Diğer bir buzağı yapmış. Başka da ha, genç daha. Daha genç. Şu? Onun şu anda sütü var. Tamam. Başka bir şey yok. Yani onun 14-15 kilo sütü var. Buna kaç para diyorsunuz? Buna da 8 lira diyoruz. Hiç. Talep. Neyse ne yok. Talep yok. Talep yapıyor. Yok. Yani Konya pazarı öyle. Allah Allah. Aslında Konya hayvancılığın merkezi yani burası. Abi Konya merkezi de işte. Konya'nın insanı biraz bıçıkçı yani. Hmm. 3 aşağı 5 yukarı. Almıyorlar ya. Yabancılar gelirse şuna yabancı bir adam 9 milyar verdi. Hı. Bir daha da o parayı da bulamadık ya. Doğru. Tamam abi çok teşekkür ediyorum. Şey kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah abi. Hayvan getirdiniz mi abi pazara? Getirdik. Burada mı hayvanlar?
Burada. Tamam, fiyatları öğrenebilir miyiz? Fiyatlar ne? Fiyatlar ölü et para etmiyor. Anladım abi. Mesela kaçar para istiyorsunuz? Mesela hangisini soruyor? En baştan başlayabiliriz, en soldan. Kulaklar mı? Danalar? Bunların ikisine 8,5 lira diyoruz. Öbürlerine de 6'şer lira para istiyoruz. Şimdi ikisi 8,5 bunların. 4250 lira. Evet. Şunlara 6'şer buçuk. Aynen öyle. Damızlık mı olacak o düveler yoksa kesime mi daha uygun? Ya bunlar şeyli bağlamak. Besilik yani. Besilik. Beslenecek, evet. Kasaba gidecekler. Aynen öyle. Devamındaki danalar filan abi? Onlara da 6'şer buçuk lira istiyoruz. Kaç aylık danalar? Olsa 11 aylık falan ancak var ya. Tamam. Kaç kilo canlı ağırlık vardır? 350. Bunlar 320-330 kilo gelirler ya. Tamam. Şu an o çişini yapan düve kaç şey abi? Kaç para? İnek mi? İnek mi o? Ona tamam. Da 7 lira istiyoruz. Kasaplık mı o, damızlık mı? Kasaplık. Kasaplık. Evet. Bir kere mi doğum yapmış? Herhalde bir kere doğum. Genç gibi öyle duruyor da. Öyle görünüyor, evet. Tamam, 7 lira. Sen de bu işte anlar gibi anlıyorsun, bakıyorsun maşallah ya. Vallahi işte anlamaya çalışıyoruz, öğreniyoruz abi. Geze geze öğreneceğiz yani. Öyle mi? Evet. Ne olacak bizim bu halimiz, baksana hiç abi yaprak yerinde kıpırdamıyor. Maalesef çok düşmüş fiyatlar yani. Bizim... Niye öyle, yetkililer hiç görmüyor mu bizim milletin halini? Vallahi ne bileyim abi, bir şeyler olmuş yani de. Yani olmuşlar, görsünler. Anladım. Haksız mıyım? Haksızsınız. Yani 2-3 hafta oldu, daha da düşmüş fiyatlar, kesin fiyatlar öyle, düşmüş. Aynen öyle. Ben bu malı mesela 2 hafta önce CIN'e 5,5'a aldım, şimdi 4 lira para veriyorum. Yani bu kadar da çökmemesi lazım. Aldığınız fiyatın 1,5 lira aşağısına aynen inmiş öyle, yani. Aynen öyle. Haklısın. Çok inekler kesime sevk edildiği söyleniyor. Bu da fiyatlarını düşürdüğünü söyleniyor. Ya onunla alakası yok. Madem ki fiyat düşürdüğünden değil, damızlığa yarayan inekleri şey kestirtmesin mesela. Damızlık, yani damızlık düveleri. Var şey var, orada kestirtmesin o zaman. Anladım abi, doğrudur. Öyle değil mi yani şimdi? Ya damızla elverişli olan malı kestirmesin. Olmayan zaten belli. Ete de talep düşmüş biraz. Öyle bahsediyorlar abi, yani. Abi düğünler şeyler kapanınca. Kapanınca biraz Mevlid düğünler falan öyle. Aynen. Abi çok teşekkür ettik. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Selamünaleyküm. Zarar ediyor. Zarar ediyor. Vallahi ediyor. Abi biz de zarar ederiz. Çok gelmez. Bak yine 400 kilo gelmez. Hayırlı olsun. Soracağım da 400 kilo parasını alıyoruz. Tamam. Gelir. Gelmez abi. Gelmez. Silmesin ama ben şimdi çıkmaz. Tamam. Zarar ediyor. Etse var mı zararız? Allah satmaya var. Bu adam zarar ediyor. Al bana yap söyle. Ben abi nasıl alacağım? Zarar ediyor. Onun için yer aldığın zaman dana kaç para ya? Zarar ediyor. Abi o ticaret mi? Yapacak bir şey yok. Bu adam zarar ediyor. Biz parasını yiyeceğiz. Parasını 2 ayda bize demek. Karısını yiyeceğiz. Bir şey demedim. Zit abi tam böyle al bana ya. Zarar eder abi. Tamam abi, o zaman kalsın. Sıkıntı yok abi. Uğraşmıyor. Yapalım işi ya. Olmaz. Siz kaç para talep ediyorsunuz abi? Abim zarar ediyor. Abim bu ineği 12.700 liraya almış. Şu anda 12'ye veriyor. Düşünüyoruz. Yok 700 milyon dünden bugüne zarar ediyor. Sen kaç almayı düşünüyorsun? 11,5 almayı düşünmüyorum. Biliyorum. Verdin 11,5'ü. He 11,5'ü verdim abi. 750 yapalım. Hadi abi 200 daha kaldıralım mı? Olmaz abi, olmaz ya. 12'den 200. Yok. He? Değil. Tamam 12 çek ya. 700 lira. Tamam çek. Hayırlı olsun. Çek hadi. Hayırlı olsun. Hadi. 700 lira siliyorum bak. At bir tane, atlama böyle. Getir 700 lira da sen sil. 700 lira sen sil. O 700 lira kurtardı, ben kaç tane kurtaracağım? 700 lira da sen, 700 lira sen sil. Senin yüzünden oldu bunlar. Benim yüzümden ne olacak abi? Yerinde 12 bin lira biliyorsun adama. Ya 12 verirsin, 50 geçiyor, geç at tekrar. 750 geçiyor. Kaç yolu lan tabi? 12 yıl bak adam bak. Celal'ın kıymetini çok öğren siz ya. Aynen bak 12 yıl bak. Ya sen de vermiyorsun. 12.800 lira bir saat. Dün 12.700 lira köyden almış. Sabah getirdi abim pazarda 700 lira zarar. Belki ben de 500 zarar edeceğim. Bakalım keseceğiz biz. O ayakta kendini kurtardı. Sen 1000 lira zarar eden 1000 lira zarar. Yok 500 garanti benim de. Teşekkür ederiz abi. Sağ olam. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayvan sahibi kimdi abi acaba? Fiyatları öğrenmek istiyorduk. Bizim kardeşim. Tamam abi, fiyatları öğrenebilir miyiz? Bunlar 6'şer radyoz kardeş. Üst üste? Evet abi. Hepsi dişi mi abi? Düve bunlar, kurbanlık düve. Kurbanlık düve, önümüzdeki kurban için inşallah. Evet, evet. Abi. Yaylımdan mı geldi bu hayvanlar? Yaylımdan geldi. Sivas'tan mı abi? Bunlar Kastamonu'dan geldi abi. Kastamonu. Evet. Şu 58 falan bir iki bir var şey gördüm. Var içinde, Sivas'ta var. Sivas'ta var, evet, Kastamonu'da evet, var. Evet. Hiç yem gördüler mi bunlar? Daha 10-15 gündür gördüler abi. Ha, yeni dağdan indiler. Evet. Pazara çıktılar. 6'şer bin lira. 6'şer değil mi? İkram edeceğim yani. İkram edeceğiz. Önümüzdeki sene kurbana kadar da işte aşağı yukarı 9-10 ay var. İşte olacak kardeş, nasip olursa. O şekilde. Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Tamam. Abi hangisinin fiyatını öğrenmek ya, istedim? Yardımcı olalım. Buzağlı hayvanlar ya. Evet. Uuu 6800 abi.
Yani hem annesi hem buzağısı toplam. Evet. 6800. Evet. Bunlar abi simentel kırması mı? Abi bunlar kırma, doğru. Tamam. Nereden gelmiş daha bunlar? Bunlar 21 Diyarbakır mı? Diyarbakır'dan da var. Tamam. Da var, mesela onun var. Yanında şu yatan buzağı falan var ya. Evet. Onun anası şu ayakta kime? Onun anası şu. Şu. Ona kaç para diyorsunuz abi? Ona kaç para diyorsunuz? Ona 7500. Ona da 7500. Çoğu anası erkek. Bu dişi o erkek. Ha, erkek oldu mu kıymetli oluyor biraz tabii. Biraz daha kıymetli oluyor. Şu ayaktaki abi. Şöyle. Sıra şu kaç para baba? Abi o da 7 lira. O da danasıyla beraber o da 7 lira. O da erkek mi onun danası? Yok o dişi. Dişi. Onun arkasındaki abi simsiyah bir tane gözüküyor yan arkadaki. O tek o. Onun 4750. Onun yavrusu yok. O 4750. Kesimlik mi o? Yok onlar abi beslenmeli. Onlar daha zayıflar. Onlar daha yani şey o kurbanın için mi? Kurban için de olur. Normal abime söyleyeyim. Besiye çeken adam kendine 5 ay sonra da keser. O da olur. Tamam. Mesela bu şimdi anasıyla buzağı satılıyor ya. Bu annesinde ne kadar süt var? Süt yok bunların. Süt yok. Yani buzağısına bakıyor. Buzağısına bakar. Tamam. Süt olmaz. Genelde yavru almak için bakılıyor yani. Yani yavru almak için. Yayılım malı mı bunlar? Yayılım malı. Genelde yem falan görmüyorlar yani. Şu anda daha görmemişler işte nasip olursa görecekler bundan sonra. Doğrudur. Tamam abi. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşçakalın. Fiyatları sorabilir miyiz? Ben de biliyorum. Bu arkadaş. He. Hangi hayvanlarsın abi? Abi nektar bizim. Tamam. Kaçar para istiyorsunuz abi? 7,5 lira diyoruz abi. Şunla şun. Evet. Evet. Bu dana var bir de inek var değil evet, mi? Evet abi. İkisi de mi 7,5? Evet. Bu kaç kere doğum yaptı? Damızlık mı olacak? 3-4 yapmıştır abi ya. Tamam. Ya, bıçağı mı gidecek? Yani bıçağı da olur, sağma da olur. Sağma. Montofon melezi herhalde bu. Evet, montofon. O da montofon evet. Danası. Bu da besiyeye alınacak evet, önce. Evet, evet. Ondan sonra kesme. Evet. Kaç kilo canlı ağırlık vardır? Şu danada? Şu an 400 kilo canlı ağırlığı abi. 400 kilo canlı ağırlık. İyi, 7,5 lira şeklinde. Yani. Talep nasıl pazarda? Yok, şu an yok. Şu an biraz zayıf. Evet. Anladım. Teşekkür ediyoruz abi. Kolay biz gelsin. Sağ ol. Hoşça kal. Eyvallah. Allah Allah. 4500 lira. 4500. 4500 lira. 2 tane bayrı veririz. 4 tane simant aldın. Osman'a hayırlı olsun. Osman abi 4500 lira. Osmaniye. İmparatora. İmparator abi. He. Neden imparator diyorlar abi? Vallahi biraz, kaç seneden beri böyle? Kaç seneden beri böyle? Çocukluğunuzdan beri? Çocukluğumdan beri. Sesiniz yüksek, güzel mi? Yükseklik. Türkü falan söylüyorsunuz mu yani? Söyle. Bazen iyi. Osmaniye'ye gidecek. Bazı ortamlarda söylerim. Öyle mi? Tamam abi. Kesime mi götüreceksiniz beslemeye? Yok. Yok. Damızlık abi. Damızlık. Ha damızlık. Bunlar boğa olarak kullanacaklar boğa, yani. Yani. Sizde yaygın mı böyle boğa kullanmak? Konya'nın boğaları meşhur olunca Osmaniye'nin gendire boğalı kalmıyor bu arkadaşlar. Yani o yüzden... Suyu tohumlama tutmuyorsa bunu mu veriyorlar? Bunu veriyor. Aynen. Boğalar veriyorlar. Osmaniye hayırlı olsun. Tamam abi hayırlı İki olsun. İki taraf da Allah hayırlı olsun. Samat Koca hayırlı kendine. Allah. Olsun, tamam hayırlı abi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun abi. Merhabalar. Merhaba abi sağ olun. Hayvan fiyatları hakkında bilgi almak istiyoruz. Kesin fiyatları konusunda. Tamam abi. Ama kesin fiyatları bundan 20 gün önceye kadar 35 bin bandındaydı. Şu anda 31 bin lira dana. Ve 4 lira düştü yani. 4 lira düştü. 4 lira. Evet. İnek 33 bin liraydı. Şu anda 30 bin lira. 3 lira düştü o da. 3 lira düştü. Bak çiftlikten adam ineklerin hepsini çıkarmış. Çiftlik inekleri. Bunların hepsi damızlık yani damızlık normalde. İnek, sütler var. Şu arkadaşımızın inekleri. Evet. Ereğlili. Ereğli. Süt fiyatları düştüğü için bak ineğin hepsini bıçağa veriyor. Böyle millet bıçağa yüklendiği için et de düşüyor. Doğru. Şu bak ben et işiyle uğraşıyorum da artık. Alan yok. Yani şu anda et de tüketim yok. Evet. Şöyle söyleyeyim şu anda markette kemik seti 35 milyona satıyoruz. Kemik seti 35 TL. Kemik seti 35 milyona yine iş yok. İş yok yani çünkü vatandaşta alım gücü düştü. Pandemiden dolayı yapılan desteklerden dolayı vatandaş mesela kredi kartını ödemedi, çekini erteledi, taksini erteledi. Hepsini erteleyince şimdi mecburen normal düzene bindiğim için ödemeler geldiği için yemesinden kısıyor, giymesinden kısıyor, ayakkabısından kısıyor. Borcu ödemeye çalışıyor. Borcu ödemeye çalışıyor. Yemiyor yani. Anladım. Ya şu anda bu inekleri kaç paraya satıyorlar mesela abi? 7,5 liraya buraya akıyor arkadaş. 7500 TL. Ne kadar süt var? Alabilir miyiz abi buraya? Gel abi. Abi süt 17-18 kilo vardır ama mecbur işte. Gebe değil değil mi bu hayvanlar? Değil, normal boş, boş hayvanlar. Boş hayvanlar. Döl tutmayan hayvanlar mı, reform hayvanlar mı yoksa hiçbir problemleri yok? Ya. Sadece mali açıdan mı sıkıntı yaşadığınızdan dolayı? Depor olan da var, memesi kör olan var, evet. Ayağı topal olan var. Yemeyen var yani bu şekilde. Yani ama reform hayvanların çıkışında bir mahsur yok yani reforma yok. İyisi de var mesela reform, şu inek reforma değil ama mecbur. Mecbur şu inek anladım. Reforma değil. Yani. Normalde bugün alıp bunu dama bağlasak damızlık olarak kullanabiliriz. Zarar ediyor. Yani. Samani bak samani 70 kuruş. Evet. Yemler 103 bin lira. Girdi maliyetleri hepsi yükseldi.
Geçen sene bana 3,5 milyar gelen et. Yani kestirdiğin, beslediğin tutmuyor. Yem, silaj yükseliyor. Geçen sene 250 aldığımız silaj bu sene 350 bin lira. Saman 700 bin lira, yonca 1250. Yem yükseliyor, et düşüyor. Her şey yükseliyor, et düşüyor. Süt de artmadı. Ya süt de artmadı. Yani süt geçen sene Nisan ya da Mayıs'ta... Yonca 1,5 milyondu. İhracatı durduğu için 1250'ye düştü. Katarlar hepsini almıştı 2 ay önce. 1,5 milyondu. 1,5 milyona bulamıyordu. Biz 2 ay önce Aksaray'a gelmiştik. Orada hiç yonca kalmadı demişlerdi. Yonca da yani. Şu anda Türkiye'de yonca yani. Üretici yazı sıkıntılı, bir bakmalar lazım. Bilmiyorum niye. Geçen sene 35-37 olan dana kesimi bu anda 33 lira yağlı kesim. Yağsız. Heh, yağsız. Yağsız bir de. Yağlı 31 bin lira. Hatta angustar 29 bin lira. 29 TL. 29 ama yurt dışına alırken 29'a canlı kilo alıyoruz. E nasıl olacak bu iş abi? İşte biz de anlamıyoruz yani, nasıl olacak. Yani karkas kısmı. Bir de bu dolar yüzde mesela biz kendim Avrupa'dan dana almıştık. Hatta kilo da 1 milyon da tarım şeye yatırdık etmala. Şu anda ondan vazgeçiyoruz. Niye? Euro dolar yükseldiği için dananın kilosu 32-33 milyona geliyor. Burada kesim 31 bin lira, iş yok. O 1 milyar, kiloda 1 milyonu yakıyoruz. Şu an 300 kilo bir dana getirsek 10 binlerden aşağı gelmez o zaman. Aynen. Geçiyor. Geçiyor değil mi? 10 binlerden aşağı gelmez. Arkadaşım Ereğli'li 9 bin lira angus aldı. Şimdi bugün kesiyor. 29 milyon 700 bin liraya vermiş. Angus 330 kilo geliyor. Ana parayı kurtarıyor. 4 milyar yedirdiği para yok. Allah Allah. Şu anda çok büyük bir sıkıntıdayız ya. Bu ne zamandan beri böyle sıkıntı başladı? Kurbandan sonra mı? Yok, kurbandan bir ay önce başladı. Kurban girdi araya. Kurban girdi. Kurbandan sonra orada iyice çöktü. Biraz et fiyatları işte talep arttı. Şimdi kurbandan önce vatandaşın bir umudu vardı. Galiba atıyordu hayvanı, ben bunu kurbana satarım diye kestirmiyordu. Anladım. O umut da kırılınca bu sefer de onlara dönünce piyasa çöktü. O zaman kurbanda da çok fazla hayvan pazara çıktı. Çok sattı. Alıcı sabit gibiydi. Ondan dolayı bazı hayvanlar elde kaldı. Küçük yani. Başta kaldı, büyük başta kaldı yani. Herkes de kaldı. Anladım yani. Abi. Türkiye'de her yerinde mal kaldı yani. Her tarafta bağlantılarımız var, sıkıntı. Tamam abi, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Allah kolaylık versin abi. Hayırlısı. Eyvallah, sağ olun. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayvan getirdiniz mi abi? Getirdik. Hangileri abi hayvanlar? Kaç para istiyoruz abi hayvanlara? Abi muhtelif. 1200. 1300, 1400. Hangileri mesela, onlar toklu mu bunlar? Bunlar toklu. 1200, 1300, 1400. Bunlar çık orada. Kaç aylık ortama, 6-7 aylık mı? Aşağı 7 aylık, 8 aylık. Bunlar neresinin malı abi? Konya mı? Konya, Konya. Yaylım mı yaptı bunlar bugüne kadar? Aşağı yukarı biraz besiye çektik. Biraz yem gördüler yani. Yem gördüler. Ya, maliyette kurtarmıyor işte yani. Akkaraman, bunlar hepsi Akkaraman değil mi? Akkaraman. Yağlı evet. Kuyruk şeklinde. Evet, evet. Tamam abi. Evet. Şu an kesin fiyatlar ne geçiyor burada? Şu anda 48 civarı. 48 civarı. Karkas? Kuzu, karkas 48 civarı. Ciğer içinde mi? Yok yok. Ciğer hariç tamam, 48. Tamam. O şekilde. Evet. Kurbandan sonra fiyatlar düştü mü biraz? Tabi haliyle biraz şey oldu. 2 lira mı düştü mesela? Virüsten dolayı. Virüsten. Talep biraz düştü herhalde. Düğünler yok. Restoranlar kapalı. Kapalı. O yüzden de yani pek bir şey yok. Talep azaldı yani. Azaldı, azaldı tabi. Tamam, çok teşekkürler abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayvan getirdiniz mi abi? Getirdim. Hangileri bunlar mı? Evet bunlar. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Fiyatları öğrenebilir miyiz abi? Fiyatları 650-700. Kaç aylık abi onlar? 4,5-5 aylık. 4,5-5 aylık. Yem gördüler mi? Ne zaman sütten falan, ne zaman kesildiler? Oldu bir ay oldu. Anladım abi, tamam. Konya malı mı bunlar? Konya malı. Nasıl, talep ne durumda abi? Şu an alıcı ne durumda? Alıcı durumu iyi değilmiş. Şu durumlarda çok sıkıntılı. Sıkıntılı, anladım. Evet, alıcı saatim olmuyor. Anladım. Yem bağlı. Daha yüksek söyleme ola. Teşekkürler abi. Sağ olun. Ol. Kolay gelsin. Abi. Sağ olun. Eyvallah. Ben vermem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pazarlık mı yapıyorsunuz? Pazarlık yapıyorduk, kaçtı. Tamam, kaçmasın. İş yapamam. Kaç para istiyorlar abi? Nedir, ne değildir? Kuzuları 6,5 isteriz. 6,5 şunlar abi. 650'şer lira. 650'şer lira. Akkaraman mı abi bunlar? Akkaraman. Kaç aylık? Onlar 4 aylık. 6,5 lira. 6,5 lira. Dişi kuzu. 5,5 lira olur mu? Olmaz. Olmaz. 4 aylık dişi bunlar. He, dişi kuzu. Şunlar abi soldaki. O kaba koyun diye geçiyor. Yaşlı koyun. Ne koyun? Kaba koyun diye kaba geçiyor. Kaba koyun. He, çıkma koyun. Çıkma. He, kaba koyun. Tamam. O kaç para? Onlara da 700 lira deriz. Bunlar ete mi gidiyor? Dönere ete, falan mı gidiyor? Ete gider, kesime gider, adağa gider. Adağa gider. He. Tamam. Adak olarak alıyor. Şu grup? Da aynı oran devamı zaten. 5 tane koyun var, 25 tane kuzumuz var. 650'şer lira kuzular yani. 650'şer lira. Bunlar da dişi mi, erkek? Dişi. Hepsi dişi. Dişi fazla. Dişisi fazla. Tamam abi, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, sağ olun. Eyvallah.
Selamünaleyküm. Abi hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyoruz. Valla hayvanlarımız şu anda fiyatına göre hayvanlar var yani. Tamam, mesela en duvar tarafındaki keçi kaç para mesela? 800 lira, 7,5 lira. O aralarda gidiyor yani. 750-800. Evet. Bunlar abi ne mesela, ırk olarak ne geçiyorsun burada? Kıl keçi olarak geçiyor. Kıl keçisi. Bunlar ne olacak abi? Damızlık mı bu hayvanlar? Yok, bunlar adaklı yani. Adaklı. Dişi mi erkek mi bunlar? Dişi bunlar. Dişi. Bu tarafta koyunlar sizin mi abi? Evet abi. Merinosluk var galiba onlarda biraz. Merinoslu, Akkaraman var. Merinoslu ve Akkaraman kırmaları. Fiyatlar da 1300 ile 1400 arası. Onlar ne abi? Adaklık mı onlar? Bunlar kesime yani, bıçakla kesimhaneye veriyoruz yani. Anladım. Erkek herhalde hepsi. Erkek onlar. Kaçer kilo gelir onlar abi? Onları kilo aldık. 53'er kilo geldi. Canlı aldık 53'er kilo. Evet, 53 kilo. Şu arkadaki Akkaraman bayağı kuyruğu falan yağlı. O nasıl abi? O kaç para? Yani o da aynı yani. 1300-1400. 1300-1400 lira. O kuyruk yağları dönercilere mi gidiyor abi genellikle? Nereye gidiyor? Genelde Adana tarafına veriyoruz yani. Orada kebapçılara falan evet. Yani. Anladım. Teşekkür ediyoruz abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi hayvan fiyatlarını sormak istiyorduk. Hayvan fiyatları neyi öğrenmek istiyorum? Şuradaki mesela? Hayvanlar sizin mi? Bizim. Onların fiyatlarını soracaktık. Bunlar 650 lira dedik. 600 liraya bırak. Satamaz. 600 lira. Kaç aylık abi o erkek kuzu? Kaç aylık mesela ki? 7 aylık. 7 aylık. Evet. Bunlar hep yaylımda mı gezdiler? Yaylımdan biraz yem yemiş. Biraz hafif yem yemiş. Mera'da anne sütünü falan almışlar. Almış tabii. Tamam. Güzel abi. 750 lira. 750 değil, 650'ye bırak. 650. He. 650. Satamıyoruz. Talep yok mu yani? Alıcı talep mı az? Talep yok. Arz talep az. Az. Anladım. Yem bahalı olunca arz talep az. Doğru. Tamam abi. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıçmak yok. Merhaba. Şöyle yapabiliriz ama. Merhaba, tamam, hoş merhaba. Geldin. Teşekkür ettik. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Maske varsa daha şık olur. Maskemiz var da, he. Açık alanda olunca tamam. Açık hava olunca, tamam. Sosyal mesafe var en azından. Sosyal mesafeyi koruyalım. Tamam. Hepsi akraba olunca arkamda... Problem değil o da, iyi. Pazarında demirbaş olunca hepsi maşallah toplandı. Ne güzel, maşallah. Ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz abi? Kuzu ne alıyoruz, kuzu satıyoruz. Abi iki tane çebiş vereceğiz. Tamam. Hani abi? Hangilerini veriyoruz abi, çebişler? Abi kamerayı görünce... Abi kebriyar yerlekti. Gelse Faruk abi 50 tutalım. Çepişler kaç para vereceksiniz? 1150 liraya bıraktık hocam. İkisine mi? Sahibinden usul yaptık. Galeri usulü değil. Tamam. Hayvanlar çok güzel. Abi para verdi kaçtı. He. Varsa alıcı verelim. 575 liraya mı geliyor evet. Tanesi? Koyunlara kaçar para istiyorsunuz abi? Koyunlar da 550 lira. 550 lira? Evet. O damızlıklar var sanki orada o koçlar. O damızlıklar arkadaşımızın. Onlar kaç para mesela? Onlara 2'şer 1000 lira istiyor. 2'şer 1000 lira. Akkaraman evet. Damızlık Akkaraman, koçlara. Koçlara ne diyorsun? Maşallah. Koçlar 2000 lira. Şunlar abi? Bunlar hocam burada 60 tane kuzu var. Tamam. Bu kuzular biz aldık satmak için 785 TL'ye geldi bize. Tamam. Satacağız işte 10 lira 20 lira kar verdiler mi satacağız. En az 800'den bir kere gitmesi tabii, lazım. Tabii 800 lira. Tüm erkek. Hepsi erkek. Evet. Hepsi çok güzel kasaplık olur beslendiği evet, kasaplık, zaman. Kasaplık beslemeye isteyen olursa alınır. Siz burada devamlı alım satım işleriyle ilgileniyor musunuz? Pazarın demirbaşı biz zallanıyoruz. Sizsiniz yani. Tamam. Evet. Mesela Konya'ya... Topluyoruz yani haftada 150-200. Öyle mi? Abi kardeş yani. Evet sayılır. Mesela buraya birisi gelse hayvan almak istiyorum da sizi bulsa. Evet. Ondan sonra siz burada yardımcı olur musunuz? Hafta biz zaten kendimiz şehir dışına da hayvan gönderiyoruz. Tamam. Haftalık 300-400 tane. Aha. Topluyoruz. Şu an evde de var 150. Bölgeyi siz tanıyorsunuz. Tabii, insanlara tabii. Yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı oluyoruz. Şehir dışına sevk yapıyoruz. Kendi arabamız da var. Daha dün Afyon Bolvadi'ne 60 tane damızlık merinos koyun verdik. Çok güzel. Böyle yardımcı oluyoruz. Satıyoruz. Mesela sizin telefonunuzu alsak, paylaşsak, sizi arasalar olur, mahsur olur mu? Tabii. Sıkıntı yok yani yok, değil mi? Yok, sıkıntı yok. Tamam, telefonunu isterseniz söyleyebilirsiniz abi. 142-645-96-36. İsim soy isim neydi? Gökhan İnik. Gökhan İnik. İnik, evet. Tamam Gökhan Bey. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, abi. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hangi kanal abi? Manav Yemi YouTube kanalı abi bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk abi. Çok teşekkürler. Hayvan fiyatlarını sormak istiyorduk. Hayvan fiyatları hangi konuda? Yani hayvan getirdiniz mi buraya? Hayvan getirdim. He bunlar işte abi. Sizin kendi hayvanlarınız. Ha, bunlar 700 lira. Tamam. Ufaklar 450 lira. Bu ufaklar kaç aylık? Bu ufaklar 2 aylık, 2,5 aylık falan. Büyükler abi kaç aylık? Büyükler 4 aylık, 5 aylıktır. Bunlar hepsi erkek mi, dişi mi? İki tane et dişisi var içinde. Kalanı erkek yani? Kalanı erkek. Beslendiği zaman kasaba gider yani et gider, amacıyla. Gider. Tamam bunlar yaylım gördü mü? Yaylım görmedi bunlar. Böyle. Kapalı arası, besleme. He. Anasını emdikten sonra beslemişler. Biz de satın aldık, buraya getirdik.
Anladım abi, tamamdır. Yine Konya'dan geldi bunlar. Konya Cihan Bey. Tarafından o geldi. Tarafından. Tamam, çok teşekkür ediyoruz abi. Kolay gelsin. Ederim. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Sağ ol, eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar abi, nasılsınız, iyisiniz? Şükür elhamdülillah. Sen nasılsın? Sağ ol abi, çok teşekkürler. Hayvan getirdiniz mi pazara? Getirdik abi. Kaçar para istiyorsunuz abi? Muhtelif, hayvanına göre değişir. Tamam, mesela şu siyah kıl keçisi kaç para abi? Ona 800 lira deriz. Ne özelliği var abi, kaç aylık? Erkek yani, mi, dişi mi? Kıl keçi, bir yaşında kurban olur, adaklık olur. Çok güzel abi. Arkadaki abi... Damızlık yaparsan damızlık olur. Sağda akkaraman var bir tane. Bunlarda merinos. Kırmaları var. Akkaraman var. Onlar Tayrova koçu var. Tayrova koçu hangisi? Şu ayaklı olan değil mi? Ayaklı olan, evet. Tayrova koçuna kaç para istiyorsunuz? Tayrova koçuna 2,5 lira deriz. 2500 TL. Evet. Nereden geldi abi o? Bu bölgeden mi? Bu, Konya bölgesinde. Konya bölgesi. Konya. Şeyler, bu akkaramanlar, sağdaki koyunlar? Bunlar da öyle. Konya'mızın civar köylerinin yani. Anladım abi. En soldaki kara kafa olan bir tane var. Bunlar İvesi ırkı. Tamam, sütçü. Sütçü, İvesi ırkı. Bunlar da Konya'mızın malı yani. Çok, ona kaç para istiyorsunuz? Ona da 1000 lira ederiz. O da dişi mi? Dişi. Yaşında var mıdır? Var, yaşını geçti. Yani. Gebe mi? Yaşını geçti. Adak kurbanı. Adak kurbanı, gebe değil. Adak kurbanı. Anladım abi. Çok teşekkür ediyoruz abi. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi. Neresi bu, hangi? Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar abi. Merhaba. Hayvanları gördük, fiyatları öğrenmek istedik. Vallahi 650 lira verdik. Verdiniz mi? Verdim. İyi, hayırlı olsun abi. Kaçar aylık bunlar şimdi? Vallahi kaçar aylık bunları bilmiyorum. Koyunlar. Kaç? 70'er yaşında bunlar. 7 koyun yaşında? Yani. Evet. Bunlar çıkma koyunu koyun yani. Koyun yani. Koyun. Çıkma koyun. Çıkma koyun. Abi işi bitmiş artık yani. Tamam, aynen öyle. Koca koyun. Koca koyun. Normal ete gidecek bunlar. Kesme evet, falan gidecekler. Kesme. Tamam, bu taraftakiler ne abi? Onlar kuzu, toplu. Arkadaşım mı? Gel bakalım delikanlı, gel. Kaç paraya satacağım bunları? Valla 850'ye düşünüyorum abi. 850. Nereden getirdin bunları? Valla bunları kendi yerlerinden aldım. Konya'nın neresinden? Köylerinden, Çumra, içeri Çumra köylerinden. İyi. Burada satacaksın. Sende var mı daha hayvan? Valla var. Arkası var yani bu işin? Aynen var. Tamam. Kaça gidiyorsun? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 8'e. 8'e. Bu sene sınav var. Aynen. Ne düşünüyorsun lisede? Valla iyi bir lise tutturmayı düşünüyorum. Sonra üniversite. Aynen. Ondan sonra kapı. Hem bu işi yapacaksın. Ailenle beraber yapıyorsun değil mi? Evet. Hem ailene destek, hem ekonominin içindesin, ticaretin içindesin, hem de eğitime de yatırım yapacaksın yani. Tamam, seni tebrik ediyoruz. Senin gibi gençlerin sayısının artmasını diliyoruz yani. İsim neydi? Hamza. Hamza. Tamam Hamza, teşekkür etti. Görüşürüz. Sağ ol, eyvallah. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar abi, teşekkür merhaba ettik. Abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk hayvan abi. Hayvan fiyatları düşük abi. Evet. Yani. Şu hayvanlar bilmiyorum, mesela. Kaliteli mal. Yani bunlara 1300 lira dedik. He. 60 kilo civarında kuzu. Tamam. Ama alıcısı yok. Anladım. Yani gelen 1000 lira, 1100 lira öyle para verir. Bunlar yani beslenecek bana, mi abi? Bunlar besli mal. İşte 4 tanesi beslenecek. Tamam. Geri anla bıçaklık yani. Kesimi hazır şu an. Kesimi hazır. Şunlar merinos herhalde şunlar. Evet, merinos. Diğerler abi şu şeyler falan. Şimdi bu Aksaray malı şunların gördü. Tamam. Şunlar da Bursa Karacabey malı. Bursa Karacabey malı. He. Şey yani nasıl? Vernos. Alıcı mı az şu an? Pazarda talep mi? Şu anda mi? Talep az abi. Az. Şu taraf talep sizin yok mi abi? O tarafta bizim arkadaşlarım. Onlara kaçar para istiyorlar mesela? Onlara da 750 lira diyorlar ama tabii yani bakımlık olduğu için böyle yani. Anladım. Onlar biraz daha uygun yani. Yani biraz daha uygun. Tabii. Tamam. Çok... Yani et kilo düştü. Et kilo düşünce... Şu an kaç para oldu et kilo? Şu anda fireli 22,5 lira. Fireli kaç oluyor firesi mesela? %5 fire düşülüyor. Şimdi kantara koyduk. Evet. %5'i düştük. 50 evet kilodan %5 47,5 yapar. Aynen öyle. 22,5'tan mı çarpacağız? Aynen. Anladım. O şekilde hesaplama oluyor. Aynen, aynen. Burada kantar var mı pazarda? Var. Kantar var. Gidip oradan hemen kantar evet, başında baskül yapıyor. Hesaplama yapıyorsunuz. Aynen. Hiç şey yok yani. Yok. Tamam, çok teşekkür evet ediyoruz abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. İyi. İyi, namus. Kolay gelsin abi. Selam abi. Bu tekenin fiyatını sormak istiyorduk ama. Tekenin fiyatı 2000 lira. 2000 lira. Damızlık değil mi abi? Damızlık abi. Sanem tamam. Gibi. Şu abi sizin elinizdeki. Bu da damızlık abi. Bu da oğlak abi. Oğlak mı? Kar beyaz yani. Bembeyaz. Bunlara da 2000 lira diyoruz abi. İkisine mi 2000 lira? İkisine 1000 lira yani. 1000 lira. Koyunlara ne diyorsunuz abi? Koyunlar abi 800 liradan bir başlıyor. 2000, 3000 liraya kadar gidiyor mal piyasası. Damızlığa göre yani. Tabii damızlık. Koş fiyatları 2500, 3000. Şu an bunlar mesela abi kasaplık mı bunlar? Adaklık bunlar, mı? Beslemelik mi? Kesmelik. 2-3 çağrış kedi kalanı kesmelik kuzu. Şu kendisini kaşıyan bir hayvan o var ya. Damızlık hayvan. Damızlık.
koç adayı. Erkek bu değil mi? Erkek koç adayı. Koç adayı. Ne ırk abi bunun? Bu üvey sırkı. Evet, sütçü yani. Süt. Kara kafa, bunun kuzuları da kara çıkar tabii herhalde. Tabii tabii, kara çıkar. Belli olur yani hangi yavru hangisine ait olur. Şu da Zanem mi abi şu? Bu da Zanem. Bu da onun az bir küçüğü. 1750 lirada buna fiyat veriyoruz. Bu da damızlık mı? Damızlık. Çok selam. Bu da teke yani. Tabii tabii. Teke adayı. Çok teşekkür ettik abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşçakalın abi. Sağ ol. Ne satıyorsunuz abi? Erzincan turun peyniri satıyorum. Erzincan'a mı getirdiniz? Erzincan'da getiriyorum. Tamam abi. Erzincan'ın, aslında Erzincan'ın da burada satış yapıyoruz. Kaç paraya satıyorsunuz kilosunu abi? Vallahi bu anda piyasada 50 bin liraya da veriyoruz. Kilosu 50 TL. Evet. Tamam. Süt ürünleri oradan gelip burada dağıtım yapıyoruz. Anladım abi. Şöyle markanız da var herhalde. Markanız Erzincan var, tulum evet. peynir diye geçiyor. Başka bal filan da mı var? Reçeli mi? Çiçek balı, Erzurum çiçek balı var. Tereyağı. Erzurum çiçek balı kilosu kaç para? Kilosu süzme olarak 45'e veriyoruz, 70'e veriyoruz. 70? 70 lira. 70 lira kilosu. Tamam, çok teşekkürler abi. Evet, teşekkür Hayırlı işler size. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Nasılsınız, iyisiniz? Abimi gördüm, Pushy'li. 10 sene önce ben de Pushy giyiyordum yani. Ceylan Pınar. Türkçe hiç bilmiyorum. Şanlıurfa Ceylan Pınar. Türkçe yok mu? Yok. Olsun, tercüme yapın o zaman. Tamam, tercüme yapın. Hayvan almaya mı geldi abimiz? Satmaya geldi. Tamam, kaç para istiyorsunuz diye sorar mısın? Arapça konuştun, fark etmez. Kürüsü geldi de 1 kilo. 1 kilo falan aşırınız. 23 bir şey istiyor kiloyla. Kaç para? 23 lira. Kantara çıkacak, %5 fire düşeceğiz, 23 ile çarpacağız evet, değil mi? Evet, o şekilde. Aynen. Tamam. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? Kaç sene sağlıklı işte göre? 5-6 senelik ya. Yapıyorum. 5-6 seneden beri. Nasıl, ticaretten memnun musunuz? Memnunum. Memnunsunuz değil mi? Memnunum. Tamam. Devamlı koyun mu alıp satıyorsunuz? Aynen. Koyunculuk, evet. Tamam. Genelde nerelerden topluyorsunuz? Konya civarından mı? Başka bir yerden geliyor mu? Fark etmez ya. Türkiye'nin her yerinden? Her yerinde alıyorsunuz, Konya pazarından evet, satışa çıkartıyorsunuz. Aynen. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayvan sahibi kim abi? Buyurun. Tamam, süpersiniz abi. Fiyatları öğrenmek istiyorduk. Fiyatlar 1500 lira istiyoruz. Bunlar 3 aylık gebe koyun. Oo, toptan sürü satışı yani değil mi? Toptan sürü satışı. Maşallah. Hepsi 3 aylık, 1500 lira ortalama. Ha, 1500 lira istiyoruz tabii. Daha bunun içinde bazalık var. Var, tamam. Genellikle Akkaraman görüyorum. Biraz Merinos. Merinos da var içinde. Merinos da var. Biraz tüylerden belli oluyor karışık olarak. Bunu siz nereden temin ettiniz abi? Sizin Cihan kendi Bey'le. Sürünüz mü? Cihan Bey'le. Tamam. Şey nasıl şu an şehir dışından gelen alıcılar sayısı yok, olarak? Yok. Zayıf mı biraz? Şehir dışında pek yok. Konya'ya pek gelmiyor. Küçük baş olarak almaya gelmezler küçük diyorsun. Küçük de büyük de. Büyük de pek. Buraya yabancı pek gelmiyor yani. Şehir dışında gelen yok Konya'ya. Anladım abi. Şimdi, nedense bilmiyorum. Burada evraktan bir zorluk çıkarılıyor. Neyin nesi bilemedim yani. Anladım. Siz bunları abi mesela 2 yılda 3 kez mi yavrulatıyorsunuz? Yoksa senede bir kere mi yavrulatıyorsunuz? Senede bir, bazen 2 oluyor. Nadir o da. Senede bir. Senede bir. Ha, senede bir. Bazen 2 senede 3'e de döndüğü oluyor. Bazen, 8 ayda bir falan. Bazen oluyor yani. Genellikle doğumlar yılbaşına mı denk geliyor? Ya yılbaşına denk geliyor. Kasım'da denk geliyor. Kasım, Aralık, Şubat'ta Ocak. Denk geliyor. Ortalaması Şubat. O ortalaması Şubat'ta. Anladım abi. Bunlar kaç ay yaylımda kaldı mesela? Ya aşağı yukarı 7 ay falan. 7 ay. Ne zaman çıkardınız? Zaten hava kara, kar olmadı mı koyun dışarı çıkar. Hep dışarıda. Gezer. Tamam. Anladım abi. Maliyetler, maliyetler yüksek. Maliyetler yüksek evet. Yem pahalı yem. Cihan Bey'inde mesela çayır mera yeterli mi bu hayvanları besleyecek kadar? Yeterli sayılır yani de tabi her yerde değil yani. Evet, her yerde değil. Yeterli olmuyor. Çok teşekkür ettik abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Bu kar topları kimin? Aleyküm selam. Buyur hacı abi bizim. Kaç paraya satıyorsunuz abi? Abi bunu biz başka maltız keçi getirdik. Tamam. Değiştik. Takas yaptınız. Takas yaptık. Yani 2200 bunu saydık. Değiştik yani. 2200'ü saydık. Başa baş değiştik. Başa baş. Tekeyle bir maltız keçiyle. Takas yaptık. Bunlar zanen herhalde abi. Bizde hep zanen var yani. Sanem. Tamam. Öbürkünleri de ırk karışmasın diye verdik. Çok güzel abi. Bunlar doğum yapmışlar mı? Bu da ilk doğumu yapmış bunlar. Şu biraz kavruk kalmış. Erken anne olmuş. Hehe. Gene de bunların 3'er kilo sütü var yani. 6 litre falan süt var aşağı yukarı. Ya evde alpin keçiler var bizim. Alpinler, sanemler. Onlar
6 kilo 7 kilo veren alpinler var. Maşallah Sanem çok güzel. De var, bizde var onlardan. Siz burada Konya merkezde mi bakıyorsunuz bu keçilere? Konya merkezde. Keçi sütünü satıyor musunuz abi? Keçi sütünü satıyoruz. Çarşıda 10 lira, biz kapıda 7 liraya veriyoruz komşulara. Komşulara direkt siz mi götürüyorsunuz, komşularım gelip alıyorlar sizden? Komşular gelip alıyor. İyi. Meram'da falan mı bakıyorsunuz bunlar? Nerede bakıyorsunuz? Meram bölgesi, evet. Meram bölgesine. Çok güzel abi. Kaç tane böyle keçiniz var? Keçi 30 taneydi. Şimdi azalttık keçiyi. Şimdi 15 tane kaldı. Ne kadar süt günlük olarak satıyorsunuz? Ne kadar süt üretim var? Şu anda tabii düştü yarı yarıya. Bu keçiler ilk 4 ay düşmeden, mesela 5 kilo süt veren keçi yeni doğumda 4 ay falan devam eder 5 kilo. Ondan sonra yavaş yavaş düşer. Şu anda düştü. Yani o 5 kilo 6 kilo süt veren keçiler şu anda 2,5 kilo, 3 kilo veriyor. Günlük 50 lira falan, 50 litre falan civarı şey var. Süt yani, üretiminiz yani oldu. O ara, o ara. 7 liradan çarpınca 350 TL'lik bir ciro oldu. Tabii ki. Aylık 10 bin lira. Size yarısı kalıyor mu mesela bu? Kalır, çok rahat kalır. Rahat kalır. Şükür. Allah bir bereket verir. Geçiniyorsunuz yani. Elhamdülillah. Ne güzel abi. Hayırlısı olsun abi. Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun abi. Selamünaleyküm. Abi şu hayvanların sahibi kimdi? Fiyatları öğrenebilir miyiz? 1100 lira. Güzel yani, temiz geldi bize, karşıdan baktık böyle tertemiz bembeyaz koyunlar yani. Siz mi bakıyorsunuz bu kadar bu hayvanlara? Nerenin malı abi bu? Sarıgöl'den geliyor ya, bunlar sizin buranın, Konya'nın. Konya'nın malı, tamam. 1100 lira, bunlar dişi miydi erkek mi abi? Karışık. Karışık. Böyle damızlık sürü olarak gelip alabilirler sizden değil mi bunu? Alın. Tamam abi. Bunlar yaylımda mı kaldı bu hayvanlar? Bunlar besi. Besi. Yani şey, dışarıda çayır meraya çıktılar mı? Meraya çıktılar değil mi? Tamam. 7-8 aylık diyorsunuz değil mi bunlara? 7-8 aylık var. 7-8 aylık var. Tamam. Hepsi Akkaraman. Kırmalık var mı? Yok, bu mal değil. Saf yani. Agnus. Tamam. Çok teşekkürler abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi hayvan fiyatlarını öğrenmek istiyorduk. Hayvan fiyatları kaç lira kardeşim? Muhtelif. 750, 1,5. Kutuna göre 700 bin lira. Koyunlar. 1,5 lira. Siz bunları getirdiniz değil mi abi? Gebe mi bu koyunlar? Gebe. Kaç aylık gebe abi? 2 aylık, 3 aylık. 2 aylık. Ne cins abi bunların ırkları? Bunlar Akkaraman. Akkaraman. Kırmalık var mı? Kırmalık yok. Kırmalık yok. Tamam, çok güzel abi. 2-3 aylık gebe yani. Aynen. 1500 TL şeklinde. Aynen abi. Çok teşekkürler abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de, eyvallah. Size de kolay sağ gelsin abi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan pazarını gezdik. Büyükbaş ve küçükbaş kısımlarını sizlerle paylaştık. Burada yayınımızı keseceğiz. Tabii balığa giden ıslanır misali, biz de birazcık son dakikada battık yani hayvanlar tartım kısmını yaparken. Bu noktada bizi desteklemeye devam edin. Biz sizler için İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerde de hayvan pazarlarını çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza mutlaka abone olun. Alt taraftaki abone ol tuşuna basmanız ve bildirimleri açmanız halinde bizim yeni yayınlarımızdan haberdar olacaksınız. Bizi takip edin, alt tarafa yorumlarınızı yazın, yardımcı olmaya çalışacağız. Bir başka hayvan pazarında görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.